Efendim merhabalar. Yeni bir bölüm ile daha karşınızdayız. Efendim bugün bu bölümde sizlere Bursa'nın Yıldırım ilçesinden sesleniyoruz. Bu bulunduğumuz yer Zeyniler Mahallesi. İnşallah size burada yatan mübarek zatlarla ilgili bir bilgi vereceğiz. Aynı zamanda buraya niçin Zeyniler Mahallesi deniyor? Zeyniler kim? Bu caminin ismi niye Zeyniler Camii? İnşallah onları size burada anlatmaya çalışacağız. Efendim dediğimiz gibi burası Yıldırım ilçesi ve hemen biraz ileride Emir Sultan Hazretleri'nin kabri var ve sağ tarafta da burası Yeşil Türbe'ye doğru gidiyor efendim. İşte o Emir Sultan Hazretleri'nden çıkıp bu tarafa doğru geldikten sonra hemen biraz ileride sağ tarafta bir cami göreceksiniz. Tarihi bir cami. İşte o cami Zeyniler Camii ve onun hemen üst tarafında bu arkamda görmüş olduğunuz çeşmenin arka tarafı da Zeyniler Kabristanlığı efendim. Burada birçok mübarek zat var. Osmanlı devrindeki birçok ilim adamı ve müderrisler ve baş müderrisler efendim burada defnedilmişler. Buraya defnedilmek için vasiyette bulunmuşlar. Efendim mesela sağ tarafımda hemen Molla Hayali Hazretleri var. İçeride Molla Hüsrev Hazretleri var ve kabrinin nerede olduğu belli olmayan Molla Ayaz Hazretleri de burada bulunan o mübarek zatlardan bir tanesi efendim. Tabii efendim bir de hani Yıldırım bölgesinde defnedildiği bilinen Molla Yegan Hazretleri var. Hem onun hem de Molla Ayaz Hazretleri'nin maalesef kabirlerinden günümüzde eser yok. Ama biz yine onları burada sizlere inşallah anlatacağız. Efendim öncelikle arzu ediyorsanız bölümümüze başlamadan önce her zamanki tekrarımızı yapalım. Efendim böyle videoların devamı için sizlere daha çok video ulaştırabilmemiz için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimlerinizi de açmayı unutmayınız diyelim. Ve efendim merak ettiğiniz şahsiyetler, hadiseler varsa onları da lütfen yorumlar kısmında bizlere bildirirseniz inşallah onları da anlatma gayreti içerisinde oluruz. Efendim ayrıca video bittikten sonra da beğendiyseniz beğen butonuna da basmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Şimdi efendim öncelikle buraya niye Zeyniler Mahallesi deniyor? İnşallah size burada onu anlatalım. Efendim buraya bu kabristanlık oluşmadan önce gelen Abdüllatif Kutsi Hazretleri var. Abdüllatif Kutsi Hazretleri Zeyniye tarikatının başı olan Zeyneddin Hafi Hazretlerinin talebesi efendim. Kendisi Kudüs'te yaşıyor Abdülhatif Kutsi Hazretleri ve buradan gelip geçen alimlerden istifade etme gayreti içerisinde. Çünkü orası Hicaz yolu yani hac yolu. Herkes oradan geçmek zorunda. İşte bu günlerden bir tanesinde Zeyneddin Hafi Hazretleri gelir ve onun sohbetinde bulunur. Evinde ağırlar, yemek ikram eder ve müthiş bir zevk duyar, manevi bir haz duyar. Bunun üzere efendim onunla birlikte hacca gitmek ister. Fakat Zeyneddin Hafi Hazretleri o kendisiyle birlikte annesi hasta olduğu için hacca gelmesini müsaade etmez. Hac dönüşü tekrar uğrayacağını ve Horasan'a gideceğini o zaman yanında alacağını sözünü verir ve hacca gider. Gerçekten de efendim dönüşte alır onu Horasan'a götürür. Orada ona ders verir, yetiştirir ve icazet verip diploma verdikten sonra da onu müderrislikle yani talebe yetiştirmekle halife olarak tayin eder. Ve efendim Abdülhatif Kutsi Hazretleri de Anadolu'ya ilk önce Şam'a gider. Şam'dan Anadolu'ya geçer ve Konya üzerinden buraya Bursa'ya gelir ve yerleşir. Ve efendim kabri de zaten hemen üst tarafta onun detaylarını vereceğim. Ve Bursa'ya gelmeden önce de efendim Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Şems-i Tebrizi Hazretleri gibi mübarek zatların kabirlerini ziyaret ederek onların ruhaniyetinden istifade eder. Efendim Bursa'ya geldikten sonra da işte bu bulunduğumuz bölgeye şu anda maalesef olmayan Zeyniye dergahını kurar. Yani Zeyniye Zeyneddin Hafi Hazretleri'nin talebesi ya efendim. O yüzden buraya gelir bir dergah kurar ve dergahın isminde Zeyniye dergahı kurar. Ve hemen buraya da bir işte cami yapar. O caminin ismi de Zeyniye Camii olur. Ve efendim işte o mübarek zatın burada bulunması, burada talebe yetiştirmesi neticesinde efendim burası da Zeyniler Mahallesi olarak anılır. Ve onun ismiyle burası tamamen
genişlemeye ve büyümeye başlar ve efendim burada vefat edip yukarıda hemen köşede bulunan o büyük türbenin altına defnedilir. Tabii efendim orası böyle bir mahzen gibi bir yer var. Aslında oraya defnedilir. Sonradan üzerine türbe yapılır. İşte efendim Abdülhatif Kutsi Hazretleri orada metfumdur. Bu bölgenin dediğimiz gibi Zeyniye Mahallesi olması, Zeyniye Camii ve buranın da Zeyniye Kabristanı olmasının sebebi de tamamen ondan kaynaklanmaktadır. Efendim kabristanlığa girdiğiniz zaman dikkatinizi bir şey çekecektir. Bazı kabirlerin başlarındaki taşlar geometrik şekillerdedir. Böyle olan kabirler Zeyniye tarikatının mensupları olduğunu gösterir. Bunu da burada verelim. Tabi efendim burada başka kimler var? İşte dediğimiz gibi Molla Hayali Hazretleri var efendim. Fatih Sultan Mehmet Han devrinde yetişmiş Hanefi mezhebi alim ve velilerindendir. İzniklidir. 1948 senesinde doğmuştur. Molla Hayali mahlası ile meşhurdur ve daha genç yaşında 32 yaşındayken 1481 senesinde vefat etmiştir. Hızır Bey'e talep olmuştur. Onun kızıyla evlenmiştir efendim. Ve İznik Medresesi Müderrisi Molla Taceddin vefat ettiğinde Fatih Sultan Mehmet Han tarafından oraya efendim tayin edilmiştir kendisi. 113 Akçe ile tabi ilk başta kendisi kabul etmemiş, hacca gideceğini söylemiş. Daha sonra hacca gidip geldikten sonra burada medresiliğine talebe yetiştirmeye devam etmiş. Efendim dediğimiz gibi kendisi çok genç yaşta 1481 yılında 33 yaşındayken vefat etmiş. Kendisi çok bir mübarek zattır. Ömrünü ilme adamıştır. Ve efendim o kadar söylenir ki sadece ilmi sohbetlerde yüzü güler. Ancak o şekilde konuşurmuş. Çok az, günde sadece bir öğün yermiş. O öğünde de çok az ile iktifa edermiş. Öyle ki efendim zayıflığından bu işaret ve baş parmakları pazuya tutulduğu zaman birbirine kavuşurmuş. Öyle genç ve zayıf bir kimseymiş. 33 yaşında da vefat etmiş. Efendim burada bulunan bir diğer zat ise Molla Hüsrev Hazretleri. Efendim o da Hanefi mezhebi fıkıh alimi. 3. Osmanlı Şeyhülislamı ve velidir efendim. Sivas ve Tokat arasındaki Kargın köyünde doğmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Fakat babasının Fransız bir subay olduğu, daha sonradan Müslüman olduğu ve kızını Osmanlı emirlerinden Hüsrev isminde bir zata verdiği rivayet edilir. Hatta babası genç yaşta vefat edince bu da Hüsrev Bey'in yanında kalıyor ve onun yanında büyüyor. Bu sebeple kendisini efendim Hüsrev Kaynı diye, yani Hüsrev'in Kaynı diye çağrılıyor. Bir müddet sonra Kaynı kelimesi kaldırılıp Molla Hüsrev diye anılmaya başlıyor efendim. Efendim tabi Molla Hüsrev Hazretleri Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocalarından ilk defa tahta çıkıp sonra tekrar tahtı babası 2. Murat Han'a terk eden Fatih Sultan Mehmet Han ile hiç kimse gitmek istemezken Manisa'ya gidip onun yanında kalıp Fatih Sultan Mehmet Han'ı ilmi yönden irşad etmiş, ona ders vermiş mübarek bir zattır. Efendim Fatih Sultan Mehmet Han tahta çıktıktan sonra da tekrar İstanbul'a gelmiş, Kadıköy ve Üsküdar'da kadılık yapmıştır. Ve efendim aynı zamanda da Ayasofya müderrisliğini yürütmüştür. Aynı zamanda kendisi efendim Şeyhülislamlık vazifesini de yerine getirmiştir. Efendim burada metfun bulunduğu ama kabrinin yeri bilinmediği kişilerden birisidir Molla Ayas Hazretleri, bir üçüncü mübarek zat. Burada olduğu, buraya defnedildiği tahmin edilmektedir ama nerede olduğu kabri bilinmemektedir. O da efendim Fatih Sultan Mehmet Han'ın ilk hocalarındandır ve zamanın kutbu olduğu, çok mübarek bir zat olduğu, çok zeki olduğu, çok büyük ilim sahibi olduğu bilinmektedir. Bu şekilde birçok menkıbesi ve kıssası da mevcuttur. Hatta bununla ilgili bir hadiseden dolayı birisi bu sırrını ortaya koydu diye kendisine çok kırılmıştır, üzülmüştür ve efendim kendisini ikaz edip bir daha sırrını yaymaması konusunda kendisini ikaz etmiştir. Efendim son olarak da Molla Yegan Hazretlerini anlatacağız size. Molla Yegan Hazretlerinin kabri burada değil, yine Molla Ayaz Hazretleri gibi Yıldırım ilçesinde olduğu, yani Yıldırım civarında olduğu bilinmektedir. Yıldırım Külliyesi'nde veya Yıldırım içerisinde bulunan herhangi bir müderrisin, ilim adamlarının bulunduğu bir kabristanda olduğu tahmin edilmektedir. Ama tam olarak nerede olduğu elbette bilinmemektedir. O yüzden burada da kısaca ondan bahsedip bu bölümümüzü inşallah burada noktalayalım. Efendim kendisi de Osmanlı devriye yetişen büyük veli ve alim bir zattır. Hanefi mezhebinin fıkıh alimidir.
Molla Egan diye meşhur olmuştur. Aslen Aydınlı'dır efendim. Doğum tarihi bilinmemektedir ama 1453 yılında Bursa'da vefat etmiştir efendim. Vefatına dair farklı farklı rivayetler de vardır efendim. Maalesef bugün onun kabrinden eser yoktur. Kendisi Bursa'ya gelmiş. Tabii çocukluğu Aydın'da geçmiş. Orada ilmini, ilk ilimleri öğrenmiş. Daha sonra da efendim Bursa'ya gelip Molla Fenari Hazretlerinden ders almış, icazet almış ve Bursa'da müderrislik yapmıştır. Kendi adı anılan Molla Egan Medresesi'nde senelerce müderrislik yapıp taliplerine ilim öğrenmiş, ders vermiştir efendim. Daha sonra efendim Bursa kadılığı yapmıştır. Sultan 2. Murat Han bu mübarek zatı çok severmiş. Hatta ilim adamlarına ehemmiyet verdiği için o Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası olan meşhur Molla Gürani Hazretlerinin de Haç Dönüsü keşfedip 2. Murat Han'ın karşısına çıkartan da Molla Egan Hazretleri'dir. Efendim herkesin sevgisine mazhar olan Molla Egan Hazretleri keskin zekalı ve yumuşak huylu bir zatı muhteremdir. Dine uymakta, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını gözetmekte, Peygamber Efendimiz'in güzel ahlakıyla ahlaklanmakta, insanlara öğretmekte çok ileriydi. Yüzü ak, boyu uzun ve sakalı gürdü. Çok cömert olup Allah dostları ile vakit geçirmekten büyük zevk ederdi. Onlara yedirip içirirdi. Aynı zamanda zengin fakir ayırt etmeden birçok insana da sofra kurup yemek yedirmişliği vardır. Bu noktada da cömertliği ile meşhur bir zat idi. Efendim işte sizlere Molla Egan Hazretlerini de anlattıktan sonra işte burada size Abdülhatif Kutsi Hazretleri, Molla Hayali, Molla Hüsrev, Molla Ayaz ve Molla Egan Hazretlerinden bahsettik. 5 büyük zattan bahsettik. 3 tanesinin kabri burada, 2 tanesinin kabri belli değil. Bu efendim Zeyniler kabristanında bu taraftan yolunuz düşerse Emir Sultan Hazretlerinden sonra bu taraftan geçerken mutlaka buraya uğrayıp bu arkamda görmüş olduğunuz Zeyniler kabristanına uğrayıp ve hemen dediğimiz gibi Abdülhatif Kutsi Hazretleri yukarıda köşede, sağ tarafta Molla Hayali Hazretleri var. Diğerleri de dediğimiz gibi kabirleri belli değil ama onlara da buradan okuyabilirsiniz. Ve dualarınızda lütfen bizleri de unutmayınız diyelim. Ve bu bölümü burada noktalayalım inşallah. Tabi kapatmadan önce her zamanki hatırlatmamızı yapmakta da fayda var. Efendim kanalımıza abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı istirham ediyoruz. Ve merak ettiğiniz şeyler varsa onları ve kıymetli fikirlerinizi yorumlar kısmına da mutlaka bekliyoruz. Videomuzu da beğendiyseniz beğen butonunu basarsanız da çok memnun oluruz diyelim. Ve bu bölümü burada noktalayalım. Efendim başka menkıbe ve kıssalarda buluşmak üzere şimdilik Allah'a ısmarladık.